aktaracaksın. Şu anda da sahadasın, projenin tam ortasında. Evet, biz Marmara Gölü'ndeyiz şu an ve burada bir rehabilitasyon çalışması var. Burası biliyorsunuz kuş cenneti olarak da adlandırılırdı ama bu kuraklık sebebiyle suların azalması tabii kuşların da buradaki popülasyonda bir düşmeye sebep oldu. İşte bu rehabilitasyon çalışmasıyla birlikte tekrardan o eski günlerine getirilmeye çalışılıyor ve burada bir ağaçlandırma çalışması var. Bu konuyu da, konunun detayını da Hasan Ali Demir var, konumuz var yanımızda, ona soracağım. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Müdürü. Hasan Bey, şu an burada bir çalışma görüyoruz, bir ağaçlandırma çalışması var. Konunun detayları anlatır mısınız? Nasıl bir çalışma başlattınız? Nasıl bir uygulama devam edecek? Ne kadar ağaç dikilecek? Burada Manisa Valiliğimizin koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüzle birlikte bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu işbirliği protokolü neticesinde bu alanın eski günlerine döndürülme çalışmaları başladı. Buradaki amacımız şu olacak: buradaki ekosistemi tekrar tesis etmek, mevcut olan flora ve faunayı tekrar tesis etmek, korumak, geliştirmek ve sürekliliğini devam ettirmek. Burada oluşacak herhangi bir zarara yol açmamak. Biliyorsunuz küresel ısınma sonucunda ülkemizde ve dünyada yoğun kuraklıklar yaşanmakta. Su düzeni bozuldu. Bunun sonucunda Marmara Gölü de etkilendi ve su açığımız oluşmaya başladı. Bu faaliyetlerle birlikte burada oluşan su açığını yok etmeyi planlamaktayız. Buradaki ilk amacımız bu. Bu ay başladığımız bu çalışmaya, burada 65 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışmasına başladık. Bu ay itibariyle buraya 20 bin servi, 65 bin diş budak olmak üzere 85 bin adet fidan dikmeyi planlamaktayız. Yalnız bu çalışma bununla sonlanmayacak. Bu yıl içerisinde, yani 2022 yılı sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde de, dikim dönemimizde yani, 150 bin fidan dikerek 165 hektar daha ek olarak ağaçlandıracağız. Bu projenin sonucunda son olarak ne kadar bir alan ağaçlandırılacağı düşünülüyor. Hep bu soru gündeme geliyor. Burada amacımız 764 hektar alanda yaklaşık 900 binin üzerinde fidan dikerek ağaçlandırmayı tamamlamayı planlamaktayız. Peki bu ağaçlandırma çalışmaları özellikle kuş popülasyonuyla ilgili nasıl bir fayda sağlayacak? Özellikle söylediğim gibi faunanın artışını ve düzenini, sürekliliğini sağlayacak. Kuşların yumurtlama dönemi, burada geçmiş dönemlerde yüz binlerce flamingonun ve farklı türlerin olduğu söyleniyor. Bunların yumurtlama alanları yok oldu. Biz bunları tekrar tesis etmeye çalışacağız. Burada çoğaltmaya çalışacağız. Amacımız tam da söylediğiniz, sorduğunuz sorunun karşılığı aslında. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz Marmara Gölü'nden yayınımızı gerçekleştirdik. Buradaki bu ağaçlandırma çalışmalarının ilk etabı, yani 60 hektarın üzerinde bir bölge, yaklaşık bir ay içerisinde ağaçlandırılmış olacak ve önümüzdeki yıllar içerisinde de bu çok daha katlanarak gidecek. Bu da kuşların burada hem yiyecek bulması hem de burada yumurtlama alanlarının tekrar oluşması için de bir katkı sağlayacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Devam ediyoruz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçen yıl gümrüklerde 7 milyar